Arkadaşlar herkese Faro Odalarından yeni bir videodan merhaba. Bugün size hem böyle bir yürüyüş yapacağım hem de bir soru cevap videosu gibi olacak. Burada yorumlarda bir sürü soru gördüm. Onları cevaplamaya çalışacağım. Hem de şöyle köpeklerimizle birazcık hava da çok güzel dolaşalım diyorum. Haydi gidelim. Gel buraya. Buraya gel, buraya gel, buraya gel. Burada biraz agresif. O yüzden onu şey yapıyoruz. Elimizi alıyoruz. Hava inanılmaz güzel ya. Bugün. Bakar mısınız? Bizim tavuklarımız da var. Şöyle kümesleri de var. Kümesini göstereyim hatta size. Çok güzel bir kümesi var. Bunu geçen yaz yapmıştık. Burada çok fazla ağaç yetişmiyor. Sadece böyle ağaçlar var. Bunlarda ne meyvesi var ne yaprağı var. Sadece böyle. Tavuklarımız var. Arkada da. Burası yakında. Koyun da olacak. Çünkü koyunların doğma mevsimi aşağı doğru iniyorlar. Bu da baby. Bu da Lolo. Araba geliyor. Bu baby bu ya. Bu ya. Havanın güzelliğine bakar mısınız? Bir de burada böyle bir durum var. Burada ev yapmak yasak artık. Bizim yaşadığımız bölgede. Sadece bu elde kalan evleri yapıyorlar. Ya da renove ediyorlar. Çünkü devlet izin vermiyor senin bundan başka ev yapmana. Şehri korumak için yapıyorlarmış. Size göstereceğim şimdi. Sadece bir tane yer var. Şurada boşluk var. Orayı yapabiliriz. Orası da şu an satılık değil zaten. Havanın güzelliğine bakar mısınız ya? Çok nadir günlerden böyle. Hava bu kadar güzel olmaz. Ulu hadi git kızım. Arkadaşlar buraya gelmek isteyen arkadaşlar var. Onların soruları vardı. Oraya nasıl gelebilirim diye. Hani orada nasıl yaşayabilirim diye. Şu an için buraya gelmek yani inanılmaz zor. Cidden çok zor. Hem Filipinler'den gelen çalışanlar yüzünden hem de Ukrayna'dan gelen adını siz söyleyin mülteciler yüzünden. Şu an için zaten 50 bin kişi var burada. Şu an için işçi alımı yok. Ben de hatta kardeşim için başvurmuştum. Yaklaşık bir yıldır bekliyorum. Çok inanılmaz şekilde, garip bir şekilde Filipinler'den 50-100 kişi aldılar ama başka ülkelerden almıyorlar. Ama eğer ki sizin kendi elinizde mesleğiniz varsa, hani mesela bir bilgisayar teknisyenliği, onunla alakalı bir işiniz varsa, o zaman buradaki şirketlere başvurup gelebilirsiniz. Bir de şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Buraya gelmek isteyenler için de önceden hani söyleyeyim. Ben burada yaklaşık 3. yılımı doldurdum. 3,5 yıl olacak şimdi. Burası birazcık böyle izole bir yer. Hani zaten ada 50 bin kişinin yaşadığı yer. Eğer böyle kafanızı dinlemek istiyorsanız çok gürültüden şeyden hoşlanmıyorsanız burası tam size göre yer. Eğer diyorsunuz ki ben her gün gezeyim, her gün bir yerlere gideyim. Burada pek mümkün değil. Tabii gezecek yerler var ama çok da mümkün değil yani. Ama doğası tabii inanılmaz güzel. Hava zaten hani böyle güneşi bir gün gördüğünüzde dışarı çıkmanız lazım. Çünkü çok böyle güneşli gün olmuyor. Birazcık da böyle Türkiye'den, o ülkelerden geliyorsanız D vitamini için kesin dışarı çıkmanız lazım. Burada okumaya da gelenler var. Okumak da aslında iyi bir seçenek. Ama şu an için çalışma izni almak dediğim gibi cidden çok zor. Onun dışında burada eğlenecek sadece 2-3 yer var. Onlar da büyük şehirlerde, onların merkezlerinde. Oralara gidebilirsiniz, oralarda eğlenebilirsiniz. Eğer buraya tatil için gelmek istiyorsanız da kesinlikle yazın gelin. Ya da Türkiye'nin maçı var, o zaman gelebilirsiniz. Dolu bırak ya oğlum, bırak şu ördekleri ya.
Tam bir teröristsin ya. Burası geçimini balıkçılıkla sağlıyor. Somon üretimi daha çok. Ondan sonra koyunları daha çok var. Şurada var. Bunlar böyle. Yaşam şartları aslında çok iyi. Ama şöyle bir durum daha var. Yani ülkelere kıyaslandığında çok çok daha pahalı. Danimarka'ya, Almanya'ya kıyaslandığında çok pahalı. Sebebi de her şeyin dışarıdan gelmesi. Onda biraz sıkıntı oluyor. Çünkü yiyecek içecek çok pahalı. Eğer hani biraz aşırıya kaçtığınızda yiyecek içecek cidden çok çok pahalı olabiliyor. Mesela arabadan daha pahalı olabiliyor bir yıllık harcadığınız yiyecek. Onun dışında hayat güzel. İnsanlar size saygılı. Kültürünüze saygılı. Buradan şöyle aşağı inelim. Buralar hep böyle. Burası bizim evin arka tarafı. Köpekleri gezdirdiğim yer. Onun dışında daha çok video istiyorsunuz biliyorum. Ama dediğim gibi şu Ukrayna ve Rusya savaşı patlak verdiğinden beri bizim üretimimiz çok fazla arttı. Hani her gün 16-17 saat çalıştığım şeyler oluyordu, günler oluyordu. O yüzden hem video yapamıyorum hem de bilgisayarda edit yapmak çok zor. Ama birazcık edit programına alıştım. Yavaş yavaş saatler sürüyor yapması. Ama sizlere video yapmaya çalışacağım. Gelin birazcık da şöyle yürüyelim. Ya, burası bir de çok güvenli bir ülke. Şöyle söyleyeyim, eğer mesela bir çocuğunuz varsa hani hiçbir sıkıntı olmadan onları dışarı salabiliyorsunuz. Yani hiçbir şey gelmez başına. Hani internette de görmüşsünüz zaten, hani en son cinayet 60 yıl önce olmuş. En son cinayet benim bildiğim cinayet olarak bilinen 2009 yılında ya da 2008 yılında bir tane Bulgarya'da Sırp birisi buradan birini öldürüyor. O da kadın davasından dolayı. Sanırım o 60 yıl önceki rekor kırılmış galiba. İşte 2009'da böyle bir olay olmuş. Onun dışında benim dikkatimi çeken de intihar vakaları çok fazla. Mesela ben burada 3 yıldır duruyorum. 3 yıldır yaklaşık 4-5 tane intihar vakasına karşılaştım. Bir tanesi de bizim iş yerinden. Bakar mısınız arkadaş, dereden su içiyor ya. Normal kendi suyundan içmiyor. İntihar vakaları çok fazla. İnsanlar çok çabuk depresyona girebiliyor. Ama çocuklara gelince burası bence çok güvenli bir ülke. Hiçbir sıkıntınız olmaz. Gece 1'de 2'de dışarıda çocuklar oynuyor zaten. Hani hiçbir şey olmaz. O yüzden o tarafından güvenli. Çocuk yetiştirmek için çok güvenli bir yer. Birazcık rüzgar var ama sesim geliyor mu bilmiyorum. Ben de yaklaşık 1,5 saat sonra işe gideceğim. Ondan önce şöyle küçük bir video yapmak istedim. Hani siz de videosuz kalmayın diye. Hem de hava da güzel. Bakın insanların ellerinde böyle araçlar var. Şu bizim komşumuz. Araçlara bakar mısınız? Bir tane de gezmek için aracı var. İki. Şu kendi özel aracı. İki tane daha araç var. Onları bugün kullanmışlar. 2-3 tane. Şurası da kurutma evi. Koyun kurutma evi. Size birazdan göstereyim. Lulu. Gel buraya. Burada yetişen bir tek bitki var. Onu da hemen size göstereyim. Çok fazla bir şey yetişmiyor. Patates ve böyle köklü bitkiler yetişiyor. Köklü bitkilerden de şey var. Rhubarb dedikleri. Aslında Türkçesini bilmiyorum. Biliyor musunuz? Şöyle. Bunlar böyle bütün mevsim böyle ayakta duruyor. Hiçbir şey yapmıyorlar.
Burası da bizim evin arkası. Burada koyunlar var. Bunlar hep koç. Bunlar kesecek. Görebiliyor musunuz? Tiplere bak. Bunların hepsi kesilecek. Bunlar tam bu zamanda geliyorlar. Ondan sonra burada ne var? Yine rhubarblar var. Çünkü rhubarblar böyle tatlı da yapılıyor, yemek de yapılıyor. Güzel aslında tadı. Şurada da komşumuzun iki tane atı var. Ya insanlar böyle. Arkada da bir tane şelalemiz var. Bu da benim emekler. Bunu da arkadaşlar araba videosunda göstereceğim size tekrardan. Bunu da çok düşük bir ücrete aldım. Baby Gabri. Burası da bizim kayınpederlerin yaşadığı üst kat. Böyle güzel bir balkonumuz var. Birisi de şey yazmıştı. Hani başbakanla, başkanla çok rahat danışabilirsin, konuşabilirsin diye. Doğru. Dün hatta bizim kayınpederler de Danimarka'dan geldiler gemiyle. Geminin içinde bizim kayınpeder başbakanla viski içmiş mesela. Onu anlatıyordu dün. Şu karşıda da şey var. Maliye Bakanı var. Rasmussen. Onun evi. Hem tarım yapıyor hem de Maliye Bakanlığı yapıyor. Yani insanlar naif. Zaten 50 bin kişinin olduğu yerde ne kadar egoist olabilirsin ki? Bunlar böyle. Aslında size koyunları göstereceğim de koyunlar daha yavaş yavaş geliyor. Mayıs'ın sonuna doğru buralar hep koyun olur. Şu karşıda iki tane var. Size de şeyi de göstereyim. Eti nasıl kuruttuklarını göstereyim. O da aslında çok ilginç. Hemen şu videomuzu şöyle aslında durdurmak da istemiyorum. Burası biraz odunları biriktirdiğimiz yer. Baby come. Tekrardan böyle tavuk evine geldik. Buralar biraz dağınık. Come up here. Lulu. Baby come. Size hemen şurayı da göstereyim. Burası arkadaşlar özel. Her evin kendisinde var. Hem burası böyle soğuk depo gibi kullanılıyor. Burada işte içecekler, şeyler, biralar. Ve buranın en geleneksel yemeği de var. Et, kurutulmuş et. Bu hayvan bütündü böyle. Hatta biz asmıştık şöyle. Bacaklarından bütün şekilde asılıyor. Her böyle kuruyan bölümü yeniliyor teker teker. Mesela burası kuruduğunda burası yeniliyor. En sonunda bacaklar konuluyor. Böyle bunlar 3 ile 6 ay arasında kurutuluyor. Bakar mısınız? Taş gibi. Ondan sonra burada da şeyler var. Balin etleri. Bu da böyle kalas gibi, bu da kurutuluyor. Bunlar direkt kırmızı et. Biraz üstleri küfleniyor ama içi sapasağlam. Yumuşacık lokum gibi et oluyor. Bunlar da böyle. Bu da böyleydi. Ama bunun dışında böyle evlerin hep dışarında var böyle tel örgüsüyle. Aralarında açıklık olan tam böyle rüzgarın geldiği yerlere koyuyorlar. Şu arası da çok rüzgarlı. Bunlar böyle deniz suyuyla hem de rüzgarla çok güzel böyle umami bir test oluyor. Umami bir lezzet oluyor. Yani herkesin bir kere denemesi gerekiyor aslında. Şu et yumuşacık. Ya böyle taş gibi gözüktüğüne bakmayın. Yumuşacık. Arkadaşlar bugünkü videomuz böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz yorum atmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.